Merkezi Kayıt Kuruluşu sunar. Ağustos Salı haftanın ikinci işlem gününe hoş geldiniz. Ben Murat Tufan. Türkiye'nin ekonomi televizyondasınız efendim. Birazdan doçent doktor Filiz Er Yılmaz, aynı zamanda Gökçen Tuncer ve Eda Karadağ bu ekranlarda olacak. Borsa İstanbul'da dün yükseliş vardı. 12 tane şirket varlık fonuna devredildi. Konkordato ilan eden şirketler var. Hepsini tartışacağız. Tabii ki piyasalarda gözler bir taraftan altında, 2500 doların üzerinde rekor tazeledi. Amerikan borsaları arttı da, ancak gözler tabii ki Jackson Hole toplantısı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı olacağını belirtelim. O halde gündemin sıcak manşetlerine bir bakalım. Sonrasında diğer gelişmelerle devam ediyoruz ama öncesinde manşet. Denetim süreçlerinin tamamen elektronik ortama taşınmasını sağlayacak, altyapı oluşturacaklarını aktaran Şimşek, yeni sistemde vergi müfettişleriyle mükelleflerin elektronik ortamda bir araya geleceğini ve görüşmelerin bu ortamda yapılacağını, tutanaklar elektronik alınacağını belirtmiş oldu. Ve bu şekilde Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması geldi. Elektronik ortamda bu işlemler dijital dönüşüm hedefleniyor diye konuştu Bakan Şimşek X hesabında. ABD ekonomisinin gidişatıyla para politikalarının yönünü bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın mesajlarıyla netlik kazanabileceği aktarılıyor. Dünyanın önemli merkez bankalarının yetkileri ABD'nin Wyoming eyaletinde düzenlenecek olan Jackson Hole Sempozyumunda 22-24 Ağustos tarihleri arasında bir araya gelecek ve piyasalarda gözler Powell'dan acaba bir faiz indirimi gelir mi diye bu toplantıda olacak. Avrupa'da savunma sanayi hisseleri Almanya'nın Ukrayna'ya yeni askeri yardımlar durdurabileceği yönündeki bir haberin ardından baskı altına girdi. Bakıldığında Rheinmetall hisseleri Avrupa'da sabah saatlerinde dün %3.8 düşerek 540.40 euroya geriledi. Bu hisse senede yılbaşından bu yana %89 artış kaydetmişti. Ve geçelim altına. Altında rekorlar devam ederken rekor beklentileri ve analizleri ve raporları da devam ediyor. Altının güvenli liman olarak çekiciliğine dikkat çeken BMI baş emtia analisti Sabrin Shovhuri, 2024 için altının birden fazla zirveye ulaşmasını beklediğini söyledi ve 2024'ün seçim yılı olmasının, Ukrayna'nın yakın zamanda Rusya'ya yeniden saldırmasının ve Orta Doğu'da artan gerilimlere atıfta bulunarak altın belirsizliklerden güç kazanıyor ve belirsizlik zirvede dedi ve 3000 dolar tahminini paylaştı. İsrail'in Hamas'a karşı Gazze'ye 10 ay önce başlatmış olduğu saldırıları durduracak bir ateşkes için ABD'nin gösterdiği çaba ve Blinken'ın İsrail'e gitmesi petrol fiyatlarını dün geriletti. Orta Doğu'da gerilimi düşürecek bir ateşkesin petrole arz endişelerini hafifletecek olması fiyatları aşağı yönde baskılıyor. Hane Halkı İş Gücü Araştırma sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 23 bin kişi artarak 3 milyon 156 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermedi. %8.8 seviyesine gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7.3, kadınlarda ise %11.7 olarak gerçekleşti. İzmir Karşıyaka Seyirtepe'de gazetecilere açıklama yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi
AFAD Başkanı Okay Memiş, 15 Ağustos'tan itibaren yoğun olarak İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Muğla, Karabük ve Bolu'da etkili olan büyük ölçekte orman yangınlarının yaşandığını ifade etti. Orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Memiş, en büyük tesellinin yangınlarda herhangi bir can kaybının yaşanmamış olduğunu dikkat çekti ve yangından etkilenen illerde valilerin başkanlığında yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğini vurguladı Memiş ve 4700 vatandaşımız güvenli yerlere tahliye edildi dedi. Evet, bu hafta gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararında olduğunu belirtmiştik. Özellikle Anadolu Ajansı'nın anketine katılan 13 ekonomist burada Merkez Bankası'nın politika faizini %50'de sabit bırakacağını söyledi. Dün de JP Morgan'ın Türk Hava Yolları ile ilgili dolar bazında bir tahmini vardı ve o tahminde doların fiyatı da analiz edildi ve 41 lira 36 kuruşluk bir JP Morgan'dan yıl sonunda dolar tahmini geldi. Dün aynı zamanda programımıza Sertaç Ekeke katıldı, ancak o JP Morgan'a katılmıyor. Genel olarak beklentilerinin 38 TL 37 TL bandında bir yıl sonu dolar kuru olabileceği yönünde. Bu hafta oldukça kritik olduğunu belirtmiştik. Hem JP Morgan'ın yapmış olduğu analize binaen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı gelecek. Aynı zamanda gözler tabii ki Jackson Hole toplantısında olacak. Birçok Merkez Bankası Maliye Bakanı bu toplantıda ve orada piyasalara da önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Amerikan borsaları kazançlarını 8 güne çıkarmış oldu ve burada özellikle Amerikan borsalarındaki resesyon endişelerinin biraz da olsa dizginlendiğine şahit olduk. Aynı zamanda Fed'den de bu toplantıda, ay sonunda yapılacak olan toplantıda 25 baz puanlık bir faiz indirimini bekliyor piyasalar ve özellikle toplamda da 100 baz puanlık bir faiz indirimi olası deniliyor. Ancak bekleyip göreceğiz Fed'in nasıl bir mesaj vereceği de oldukça kritik efendim. Yurt içi gelişmelere bakalım. Türkiye'de satılık konut fiyat endeksi Temmuz ayında arttı ki son dönemde bir baskı vardı biliyorsunuz. Konut fiyatları çok fazla arttı, ancak hane halkının reel geliri artmadığı için burada özellikle konut talebinde hızlı bir geri çekilme yaşanmıştı. 2024 Temmuz ayında bir önceki aya göre nominal olarak %1.39 artan, reel olaraksa %1.78 oranında azalan Türkiye satılık konut fiyat endeksi bir önceki yılının aynı dönemine göre nominal olarak %44.67, reel olaraksa %10.58 oranında azaldığını belirtmiş olalım. Otomotiv üretimine döndüğümüz zamansa Temmuz'da %1.39 oranında azaldı. Kısa vadeli borsa stoğu da Haziran ayında %2.5 oranında artış kaydettiğini belirtelim efendim. İlaçta ise 39 tane ilacın geri ödeme listesine alındığını belirtti SGK. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan düzenleme ile 30'u yerli üretim olmak üzere 39 tane ilaç daha geri ödeme listesine alındığını belirtelim. Diğer taraftan Volvo Türkiye'de sedan satışına ara vereceğini belirtmiş oldu. Volvo Car'ın Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu tarafından belirtildi ve yetkili satıcılarda 2 haneli stoklar kaldı. En geç önümüzdeki ay içerisinde son dizel araçları müşterilerimize buluşturacağız. Yolumuza benzinli, plug-in, hibrit ve elektrikli otomobillerle de devam edeceğiz dedi. Diğer taraftan Ali Koç'ta dün biliyorsunuz bir önceki gün Göztepe maçında burada çok yine spora şiddet karışmıştı ve Ali Koç'u iten bir taraftara da şahit olmuştuk. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i ayrı ayrı ziyaret etti. Koç Özel'e bakıldığında Fenerbahçe forması hediye etmiş efendim. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç daha sonra beraberindeki heyetle birlikte MHP Genel Merkezi'ne geçti ve burada özellikle parti genel merkezi gelişinde MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldız karşıladı. Basına kapalı yapılan görüşme ise yaklaşık bir saat sürdüğünü hatırlatalım. Son olarak da sosyal medya fenomeni Dilan Polat'a geçelim. Tutuksuz yargılanacak efendim.
Pazartesi günü tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği söylendi. İstanbul'da daha önce hatlarında soruşturma açılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat 12 diğer şüpheli Kasım ayında gözaltına alınmıştı. Engin Polat ve Dilan Polat'ın da olduğu şüpheliler hakkında suç gelirlerinin atlanmasının önlenmesi, vergi usul kanunu ve futbol ve diğer müsabakalarda bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Özellikle vergilerin arttırıldığı, enflasyonla mücadelenin bu kadar önemli olduğu ve gelir adaletsizliğinin de had safhada olduğu bir dönemde Dilan Polat sembolik bir isimdi. Ancak bakıldığı zaman sosyal medya fenomeni tahliye edildiği söylendi. Bu da toplum tarafından takip edilen bir başka gelişme olduğunu efendim hatırlatmış olalım. Buradan da yurt dışı gelişmeleri bir bakalım. Ekonomistler FED'den ne bekliyor? FED'den tabii ki ekonomistler faiz indirimi bekliyor ve toplamda da 3 tane faiz indiriminin olabileceğini aktarmışlar ve ABD Merkez Bankası'nın 2024 yılının kalan 3 toplantısında her birinde faiz oranlarını 25 baz puan indirerek geçen ay öngörülerinden bir fazla indirime gideceğini tahmin ettiler. Reuters'ın anketine göre yatırımcılar ayrıca Japon yenindeki ani ve keskin yükselişin bir sonucu olarak da büyük kaldıraçlı pozisyonların çözülmesiyle ilgili olarak şiddetli ancak kısa süreli bir piyasa satışının da agresif faiz indirim çağrılarının itici gücü olduğunu efendim paylaşmış oluyor. Goldman Sachs'a döndüğümüz zaman ise o cephede ABD tarafındaki resesyon olasılığı tartışıldı ve Goldman Sachs ekonomistleri perakende satışlar ve işsizlik başvuruları verilerinde atıfta bulunarak Amerika'da resesyon olasılığını %25'ten %20 oranına geri çekmiş oldular. Rubini'ye döndüğümüz zaman o cephede Trump'ın bazı ekonomik önerileri piyasalar için son derece tehlikelidir diyor. Kriz kahini olarak belirtilen Rubini, Trump'ın önermiş olduğu politikaların genel gümrük vergileri ve 2017 vergi indirimlerinin uzatılması dahil hem ekonomi hem de piyasa için son derece tehlikeli bir karışım olduğunu ve nihayetinde fiyatların yükselmesine yol açabileceği yönünde bir analiz paylaşmış oldu. Filipinlere dönelim. O cephede bu yılın ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi. Filipinler Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruya göre Kolombiya'da ise İsrail'e kömür ihracatını yasaklayacağını açıkladı. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Netanyahu hükümetinin Gazze'deki çatışmayı sona erdirmesi için baskı yapmak amacıyla İsrail'e kömür ihracatını yasakladığını belirtti. Bakıldığında önemli bir hamle. Umarım bu ekonomik olarak alınan kararlar İsrail'i dizgin dinlemeyi başarır diyelim. Fiyatlamalarla devam edelim. Evet, Borsa İstanbul'a dönelim. Nihayetinde 10.000 puan seviyesinin üzerine çıkmış oldu. Birazdan Alibi Yatırım'ın baş ekonomisti doçent doktor Filizer Yılmaz hocamız bu ekranda olacak. Ama hızlı bir şekilde fiyatlama toparlaması efendim yapmış olalım. Borsa İstanbul'da 10.054.20 puandan tamamladı. Dolar kuru ise 33.78'e geldi. O cephede özellikle bakıldığında Merkez Bankası'ndan bir faiz indirim beklentisi bizim tarafta yıl sonuna doğru kaymışa benziyor. Aynı zamanda Fed'in faiz indirmesine rağmen indirme olasılığına rağmen kur cephesinde bir miktar artış boyunun hızlandığına şahit olduk. Gram altın fiyatları ise yeni bir rekoru getirdi. 2717 TL'den geçiyor. Özellikle 3000 dolar beklentisini de az önce duyurmuş olduk. Borsa İstanbul tarafında dün %2.36 oranında bir değer kazancı vardı. İşlem hacmi de 80.4 milyar lira oldu. Burada özellikle 10.000 puan seviyesini aşması Borsa İstanbul tarafında işlem hacimleri nispeten arttırmışa benziyor. Diğer taraftan tabii
Bir önceki günkü kapanışa göre 232 puan artan Borsa İstanbul'da en çok kazandıran bankalar oldu. Tek kaybettiren tarafta da 0.66 ile sigortacılık sektörünü efendim paylaşabiliriz. Bankalar %4, holdingler ise dün %1.66 oranında değer kazancı yaşadı. Analistler özellikle küresel pay piyasalarının bu hafta karışık bir seyirle başladığını belirtti ve Amerika'da düzenlenecek olan Jackson Hole toplantısından gelecek sinyallerin yatırımcıları odağında olduğunu paylaşıyor. Bu hafta bugün ise Merkez Bankası'nın bakıldığında faiz kararı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı yurt dışı cephede de Euro bölgesinden TÜFE, Almanya'dan da ÜFE rakamları takip ediliyor. Borsa İstanbul'da 10.200 seviyesi direnç bölgesi olacakken 9.800 ve 9.700 puan seviyesinin de alt tarafta ana destek seviyesi olacağını belirtmiş olalım. Anadolu Ajansı'nın anketine katılan ekonomistler Merkez Bankası'nın bugünkü toplantıda politika faizini %50'de sabit bırakacağını öngörüyor. Yıl sonu politika beklentisi de %46.50 olduğunu duyurmuş olalım. 12 şirketin hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı. Bu önemli. Birazdan Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz'la birlikte konuşacağız. Burada önemli şirketler de var. Örneğin Koza, İpek Holding, İpek Doğal Enerji, aynı zamanda ATP Havacılık gibi, İpek Online Bilişim gibi, bu Özdemir aynı zamanda madenleri gibi birçok şirket var. 12 tane şirket var. Bunun Borsa İstanbul'a olan etkisini de konuşmuş oluruz. Aynı zamanda Borlesa Otomotiv nakit temettü dağıtacak bugün. Sanifoam Endüstri ve Sarkusyan'sa bedelsiz hisse senedi vereceğini söyleyelim. Borsa İstanbul'dan da ilk günde iki tane hisseye tedbir kararı geldi. Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji payları 20.08.2024 tarihli işlemlerden 19.09.2024 tarihli işlemlere kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek. Çimentaş payları da 20 Ağustos 2024 tarihli işlemlerden 19.09.2024 tarihli işlemlerin seans sonuna kadar emir paketi tedbiriyle işlem göreceğini hatırlatalım. Mega Polyethen ise Kongortato ilan etmiş oldu ve 3 ay süreyle geçici mühlet ve ihtiyati tedbir kararıyla bu anlamda bir karar alındı. Bakırköy'ün 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından efendim. Hemen dolar endeksini bir kontrol edelim. New York borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde giderken dolar endeksinde de 101.95'teyiz. Burada özellikle Amerika Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentisi 3'e çıkınca euro paritesi 1.1076'ya kadar gelmiş oldu. Dolar yen paritesine göz attığımız zaman ise 147.03'teyiz. Burada özellikle Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırması yeni değerlendiriyor ve bu da dolar endeksini aşağı çeken bir başka parametre olduğunu belirtelim. S&P 500 endeksi 0.97, Nasdaq'ta %1.39 oranında bir değer kazancı yaşamış oldu. Özellikle analistler ay başında hayal kırıklığı yaratan verilerin resesyon korkularını alevlendirdiğini söylüyor. Ancak Fed'in faiz oranlarını düşürmek için nihayetine gelen dataların olumlu olduğu yönünde de görüş birliği var. Aynı zamanda General Motors yazılım ve hizmetler biriminden işten çıkarmaya hazırlanıyor ve bu anlamda General Motors hisselerinde baskı altında olduğunu belirtmiş olalım. Bir Amerikan vadelilere bakalım. Diğer taraftan Çin sabah saatlerinde önemli bir karar verdi ve Çin Merkez Bankası 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarını sırasıyla %3.35 ve %3.85'te sabit bırakmış oldu. Avrupa borsaları da haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Avustralya Merkez Bankası da Ağustos sayı toplantı tutanaklarını yayımlamış oldu ve burada özellikle toplantıda referans faiz oranının %4.35'e sabit bırakıldığını ve enflasyon hedefinin üzerinde kalındığı ve sürekliliğinin de kanıtlandığı söyleniyor ve bu anlamda faizler sabit kalmış oldu. S&P ve Nasdaq artıdayken Dow Jones da nötr seviyede duruyor. Son olarak da bir ons altın fiyatlarına bakalım. O cephede 2500 doların üzerine geçtik ve jeopolitik risklerin artması, aynı zamanda zayıf dolar ons altın fiyatlarını tabii ki 2500 dolar üzerine tutmaya yetiyor. Şu anda da 2501.50 dolardan geçiyor. Gümüş fiyatları 30 dolara oldukça yakın. Palladium, platin ve Brent petrol fiyatları da aşağı tarafta gibi gözüküyor efendim. Hemen buradan Filiz Er Yılmaz hocamıza geçelim. Buradan hem Borsa İstanbul'un dünkü hikayesini tartışacağız tabii ki. Hocam günaydın. Öncelikle hoş geldiniz.
Merhabalar, günaydın Murat Bey, iyi yayınlar. Çok çok teşekkür ederiz. Dün Borsa İstanbul'da %2'nin üzerinde bir kazanım vardı. Aslında 10 bin puanı geçtiği zaman yatırımcı birazcık daha cesaretleniyor sanırım. İşlem hacmi de nispeten arttı. Ancak kalıcı olup olmayacağı da çok tartışılıyor. Yeni bir hikaye olmadığı yönde bazı haberler var. Özellikle Eylül ayına kadar Borsa İstanbul'da baskın olabileceği ve daha çok hisse toplama dönemi diye belirtiliyor. Siz ne taraftasınız hocam? Özellikle şu andaki yükselişe inanmak gerekir mi, yoksa Borsa İstanbul'da artık düşüşler bitti diyebiliyor muyuz? Evet Murat Bey, yani teknik olarak konuşalım. Yani düşüşlerin en azından bir miktar tepki değil de gerçek yükselişe dönüşüp dönüşmediğini anlamamız için 10.200 üzerinde bizim en az bir günlük ve hatta 2 ya da 3 günlük bir kapanış alıyor olmamız gerekir. Dolayısıyla geçen hafta da aslında biz bu tarz hareketleri gördük. Yani 10.200'e kadar o bölgeye kadar yükselişleri gördük. Fakat sonrasında satış baskısının devam ettiğini gördük. O açıdan ilk olarak gözümüz 10.200, hatta daha rahat konuşabilmek için 10.400 üstünde birkaç gün kapanış alırsak bir miktar daha satış baskısının azaldığını söyleyebiliriz. Şimdi açıkçası şunu söyleyebilirim, yani kolay kolay iyi bir haber akışı olmadığı sürece 10.200 üzerinde ve hatta 10.400 üzerinde tutunmak çok kolay gibi görünmüyor. Tabii bu hafta bizim bir miktar daha 10.000 üstüne çıkmamızın sebebi aslında bu işte Japonya kaynaklı kara pazartesi sonrası biz kolay toparlayamamıştık. Tam da o dönemde İran-İsrail meselesi bizi küresel taraftan biraz daha fazla olumsuz etkilemişti. Bu nedenle de biraz daha geriden geliyoruz. Açıkçası ben de katılıyorum piyasadaki hakim görüşe. Yani Eylül'e kadar olan sürede bu yatay hareketin devamı beklenebilir. Bu sıkışmanın devamı beklenebilir. Belki bant hareketi devam eder. Yani kademe yükseliyor olsa da bant hareketinin bir süre daha devam edeceği kanaatteyim. Çünkü gerçekten yeni bir hikayenin olmadığını görüyoruz. Yani ana baskı yabancının sattığı bir süreçteyiz. Dolayısıyla yabancının sattığı sürede özellikle yurt içi yatırımcının da bu anlattığım işte jeopolitik riskler var. Bir, iki, bilançolar iyi gelmiyor. Özellikle ikinci çeyrek bilançolarının geçiş dönemi olacağı, en kötüsü olabileceği, üç ve dördüncü çeyrek bilançolarıyla toparlanabileceği imajının da aslında daha kötüye evrildiğini gördük. Üçüncü çeyrek bilançolarının da beklenildiği kadar iyi olmayabileceği baskısı da var aslında endeks üzerinde. Bir de şu var, geçen hafta gelen büyüme dataları var. Hemen şunu söyleyeyim, piyasanın tıpkı küreselde olduğu gibi burada da resesyon ve stagflasyonist etkileri biraz fazlaca abarttığı kanaatindeyim. Çünkü gelen datalar aslında beklenir datalar. Sonuç olarak sıkılaşma var. Bu sıkılaşmanın etkilerini elbette ki göreceğiz. O açıdan bu büyüme tartışmalarının, stagflasyon, resesyon gelecek tartışmaların da borsaya olumsuz etkilediğini görüyoruz. Faizler yüksek. Yüksek olan faizler özellikle kredili işlem yapanlar tarafında, hele ki endeks düşerken pozisyonların daha net kapatılmasını gündeme getiriyor. Buradan gelen de bir etki var. Tüm bu etkilerle birlikte yeni hikaye olmadan yeni bir yükseliş dalgası beklememek gerekir. Anlaşılan o ki o yeni hikaye yabancının buraya gelmesi, ki yabancının buraya gelmesi de kuvvetle muhtemel faiz indirim süreçlerinin etkisiyle olacak. Tabii şu şerhi koyalım, belki faiz indirim fiyatlamaları Türkiye'de çok güçlü olmasa bile küresel tarafta Fed'in faiz indirmeye başlamasıyla birlikte gelişmekte olan ülkelere son çeyrekte Eylül itibariyle biraz daha, İşte 18 Eylül'de Fed'in faiz indireceğini varsayarsak, işte Eylül'ün ikinci yarısı itibariyle gelişmekte olan ülke piyasalarına dolar endeksindeki rahatlama, işte tahvil faizlerinin Amerika'da düşüşle birlikte bize de diğer gelişmekte olan ülkelerle birlikte, evet, sermaye akımlarının gelmesi ve içeride faiz indirim fiyatlamalarıyla birlikte yeni bir hikayenin olacağı kanaatindeyim. Yani Eylül ortasına kadar aşağı yukarı böyle gideriz gibi görünüyor Murat Bey. Evet, yani aslında çok fazla bir sebep de kalmadı değil mi? Borsa İstanbul hocam, dediğiniz gibi kredi kuruluşlarını fiyatladık, gri listeden çıkarılmayı fiyatladık, enflasyonla mücadeleyi fiyatladık. Ancak fiyatlanmayan çok bir sebep de kalmadı gibi. Dolayısıyla birazcık daha bekle gör ve bu gelişmelerin birazcık daha Nadas'tan olgunlaşmasını bekliyoruz. Hocam, önemli bir haber vardı. Cumhurbaşkanlığı kararında ekli bir liste paylaşıldı ve 12 tane şirketin aslında burada Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldığına şahit olduk. Resmi gazetede karara göre, sevgili editörümüz Harun'dan da onu bir ekrana çok sağ olsun hemen vermiş oldu. Çok etkiler mi hocam? Burada şirketler Koza İpek Holding, İpek Doğal Enerji, ATP İnşaat, ATP Havacılık gibi şirketler var. Borsa İstanbul açısından negatif olur mu? İlk sorum, gerçi ikinci bölümde sorarız. 2 dakika kadar vaktim kaldı. İkinci soru ikinci bölümde iletirim hocam. Lütfen buradan devam edelim. Tabii Murat Bey. Yani şöyle söyleyeyim. Elbette bu hisseler bazında bir baskı yaratır kanaatindeyim. Ben çok güçlü bir düşüş olmasa bile bu kararın belirli düzeyde bir baskı yaratma ihtimali var kötü anlamda. En azından ilk gün itibariyle.
Haber fiyatlaması olarak bunu yaşayabiliriz. Şirketlerde de hocam Megapolyatan Kongartato ilan etmiş oldu. Bakırköy 1. Asya Ticaret Mahkemesi tarafından. Aslında şirketlerde de piyasalarda faizlerin bu yüksek olması ve likit dönmemesi herhalde bu şeyleri, ilanları da artıracak gibi, Kongartato gibi. Ne dersiniz? Yani bu anlamda resesyonun da öncü göstergesi, ayak sesleri geliyor gibi. Şöyle Murat Bey, evet, yani belki de Merkez Bankası'nın en çok köşeye sıkıştırılacağı yer bu reel sektörden gelen olumsuz haberler, Kongordato haberleri olacak muhtemelen. Yani ben bir yıl itibariyle doğal karşılıyorum bu tarz haberleri. Çünkü %8,5'tan %50'ye getirilen bir faizden bahsediyoruz. Dolayısıyla böylesi bir süreçte bu gibi özellikle işte nakit akışı güçlü olmayan borcu yüksek şirketler tarafında haberler, evet, çok hiç istenir durum değil ama bir yön itibariyle sıkılaşmanın doğal sonucu diyebilirim. Hı hı. Tabii burada şuna bakıyor olacağız. Sıkılaşmanın elbette ki doğal sonucu ama özellikle bu ne kadar beklentinin çok üzerinde olacak? Çünkü faize duyarlı olan sektörlerde bu dayanıksızlık ne kadar beklentinin üzerinde olacak? Bu bir miktar daha bence takip ediliyor olacak. O açıdan bu gibi haberler anlaşılan o ki yılın ikinci yarısında daha güçlü bir şekilde masaya gelecek. Burada işte Merkez Bankası olur da aylık enflasyonun ana eğiliminde beklediği süreci göremezse, daha ince ayar politikalarıyla bu gibi işte reel sektör rahatlatıcı bir takım adımlar atılırken yeniden sıkılık düzeyi korunabilir mi? Bence buraya odaklanmak gerekir bundan sonraki sürede diye düşünüyorum. Evet, yani hem reel sektörde yansımalar hem de değil mi talep üzerindeki etkilerini de tartışmaya devam edeceğiz. Çok minik bir ara verelim hocam, bir hem izleyeceğimiz belki çayları, kahvelerini tazeler. Reklamdan sonra devam edeceğiz. Merkezi kayıt kuruluşuyla devam edecek. Merkezi kayıt kuruluşuyla devam ediyor. Evet efendim, devam ediyoruz. Sabah ekranı programına çok değerli akademisyen ve piyasa ekonomisti diyeyim hocam. Baş ekonomist Halevi Yatırım'ın doçent doktor Filiz Er Yılmaz. Sabahın bu saatte bizi kırmadı hocam. Bir kez daha teşekkür ederiz bu özveriniz için. Dilerseniz bir ons altın fiyatlarıyla devam edelim. Sonrasında beklentileri de alacağız dolar ve borsaya dair. 3000 dolar beklentisini sunanlar var. Burada bu hafta tabii Jackson Hole toplantısı da önemli olacak gibi ama anlaşılan o ki ons altın fiyatları için geri çekilmesi için bir sebep de yok. Yani bütün şartlar sanki yukarı gitmesi yönünde gibi oluşuyor. Ne dersiniz? Evet Murat Bey, katılırım. Yani son dönemde ons altın tarafında ağırlıklı fiyatlama etkisini yaratan Amerika'dan gelen makroekonomik verilerdi. Ama bundan 3-4 ay öncesine gittiğimizde özellikle başta Çin Merkez Bankası olmak üzere Merkez Bankası alımlarının da aslında çok güçlü etki yarattığını görmüştük. Özellikle Çin'in alımları durdurmasıyla birlikte son 3 aylık sürede o ivmenin, hız ivmesinin azaldığını da gördük. Tabii jeopolitik riskler de var burada. Oranın getirdiği bir güç de var. Dolayısıyla hep şunu gördük. Kötü veri geliyor olsa da altın için belirli desteklerden hep güç bulan bir altın da gördük. Şimdi geçtiğimiz cuma özellikle altın tarafında çok 2500 dolar üstüne çıkan bir hareket gördük. 2509 doları test etti. Buradaki aslında ana itici güç iki tane. Biri şu, evet, yani şunu hep gördük özellikle son 1-2 haftalık sürede gelen işte geçen hafta üfe beklenti altı, tüfe beklentiye paralel. Dolayısıyla bu Fed'in 3 değil 4 tane faiz indirimi yapacağını fiyatladı piyasa ama hep belli dirençlerden kar satışları geldi ama cuma günü öyle olmadı. Cuma günü aksine aslında bir miktar altını baskılayacak bir veri geldi. Michigan Üniversitesi'nin tüketici beklentisi mevcut koşullar tarafı. Ama buna rağmen altını rekor kırdı. Burada aslında iki temel yan etki vardı. Bunlardan biri şu, Reuters'a konuşan 4 kaynak Çin Merkez Bankası'nın bankalara ithalat kotası altın için tanıdığı söylendi. Yani bu şu demek, artık Çin alıma yeniden başlayacak demek. Yalanlanmadı bu haber. Bence birincil yan itici güç buydu. Bir diğeri maymun çiçeği meselesi elbette. Hani bu da bir miktar güvenli liman talebi yaratıyor. Zayıf dolar var. Doların zayıflayacağı beklentisi var. Güvenli liman talebi olarak doları değil de altını seçen bir yatırımcı kitlesi var. Bu etkilerle ve faiz indirimlerinin de biraz daha etkisiyle birlikte bu süreci gördük. Katılıyorum size. Şimdi bu hafta, şimdi yarın FED tutanakları var, 21'de orayı göreceğiz. Perşembe imalat PMI'lar var ve cuma saat 17'de Powell'ın konuşması var. Hı hı. Özellikle Powell'ın konuşması çok kritik. Altın tarafında bir miktar baskı yaratabilir ya da yükselişin hızını arttırabilir. Evet, piyasa zaten Eylül'de faiz indirimi fiyatlıyor ama buna rağmen yani Powell'ın ağzından biz daha net faiz indireceğiz
şeklinde bir mesaj piyasaya daha fazla cesaret verecektir ve altın eğimi kazandırabilir. Katılıyorum, bundan sonra düşüş olsa bile artık bence 2400 dolar üstünde tutunan bir ons altın beni hiç şaşırtmaz. Kanaatindeyim, hafta bu hafta veriler desteklerse 2500 üstünde dengelenen bir altın bile olabilir diye düşünüyorum. O açıdan 2550 çok kritik, buraya çok hızlı gideriz. Biraz daha güvercin mesajlar olursa sonrasında da zaten 2550 üstünde 2650 ve 2700 üzeri de yolculuğun çok hızlı olacağı kanaatindeyim Murat Bey. O açıdan yani benim bu seneki hedefim 2700 dolarlar civarı. Yani buranın üzerine görmeden de 3000 dolarları görmek mümkün değil. Zaten ilgili kurumlar da 1 ya da 1,5 yıl için veriyorlar tabii bu hedefi. Hocam 2700 dolar, yıl sonu dolar kur tahmininiz kaç? Yıl sonu dolar kur tahminim 37 TL civarı. O zaman şöyle oluyor herhalde, çarpı 37 desek hocam, değil mi? Böyle 31.11 desek, yani yıl gram altı fiyat beklentisi 3250 liraya denk geliyor. Evet, onu evet hesaplamak için biraz ara verdim. Evet. O zaman 2700 TL şu anda şey fiyat varsa gram altında, bir 500 lira kadar daha, hatta değil mi, 500 TL kadar bir potansiyeli de var. Dolayısıyla elinde altın olanların eğer ihtiyacı yoksa çok da elden çıkarmayıp birazcık daha toplama dönemi diyebilir miyiz hocam izninizle? Kesinlikle Murat Bey. Yani şunu çok net söyleyeyim. Ben şu, bu saatten sonra geri çekilmeler altın tarafında orta uzun vadeli portföyler için alım fırsatı yaratır. Kısa vadeli trade için de bence bu hafta önemli bir imkan sunuyor kanaatindeyim. Çünkü 2486 bizim tarihi zirvemizdi. Orayı oldukça zorlayıp kıramamıştık. Orayı kırdık. Dolayısıyla tabii haber akışlarına çok duyarlı bir süreç var. O açıdan bu hafta kısa vadeli trade'ler için imkan tanınabilir haber akışlarıyla birlikte. Orada da belki bir miktar imkan açılabilir kanaatliyim, ama hani altın tarafında şu bir miktar hani kısa vadeli trade'in önündeki engel olabiliyor. Bunu hep görüyoruz, hele ki son dönemde. Belli dirençlerde kar satışı olarak da değerlendirilebiliyor. Bu da işte yükselişin önündeki en önemli engellerden biri. Burada şöyle bir psikoloji yatıyor Murat Bey. Yani şunu görüyoruz, özellikle pandemi sonrası dönemde altının yeteri kadar özellikle bu güvenli liman gömleğini de giyememesi, işte Fed'in de ne yapıp ne edeceğine dair bir belirsizlik olması, hani hazır yükseliş varken karımı alıp bir miktar bekleyeyim alttan alırım fiyatlamasının da çok etkin olduğunu görüyoruz. Bunu kırılabilmesi için bir miktar Çin'in de oyuna girdiği bir süreç olması gerekir diye düşünüyorum. Evet, Çin de bu sabah 1 ve 5 yıllık faizleri sabit bırakmış oldu hocam. Şimdi şöyle bir soru aslında aklıma geliyor. Tabii resesyon endişeleri çok fazla konuşuldu ama sanki bir haftada gelen datalarla da o endişeler azaldı gibi. Yani ne kadar sağlıklı bir ruh hali onu bilmiyorum. Yani hani bir hafta önce korkuyorduk, şimdi de tam tersi bir miktar daha iyimser bir bakış açısı da var hocam. Kimine göre borsalar, daha doğrusu para, evet borsalardan çıktı ama olması gereken yere döndü küresel piyasalarda yorum yapanlar olarak. Paranın gerçekten de olması gerektiği yön ve yer diyelim. Şu anda gerçekten borsalar mı yoksa cüzdanımızda mı kalması gerekir? Tabii Murat Bey, şöyle söyleyeyim, katılırım. Yani pandemi sonrası dönemde biz bunu çok gördük. Yani bu resesyon meselesinin gereğinden fazla abartıldığını, hatta sonrasında da bir iki verinin terse gelmesi sonrasında da çok çabuk olumluya döndüğünü görüyoruz. Bu açıdan hani piyasaların reaksiyonu fazlaca abartılı demek yanlış olmaz. Şimdi elbette yani hani piyasalarda şöyle bir tabir var, yani nakdin kral olduğu dönemdeyiz gerçek anlamda. Fakat buna rağmen artık ben borsalar için de tam böyle rotasyon için çok uygun bir zaman olduğu da kanaatindeyim. Dolayısıyla pozisyon ayarlama, rotasyon meselesinin küreselde de bizde de çok iyi fırsatlar sunduğu bir süreçteyiz. O açıdan bence elinde nakdi olan yatırımcıların gerek küresel piyasalardaki pozisyonları, gerek burada Türkiye'deki pozisyonları için orta uzun vadede toplama dönemi, kademeli bir şekilde, fakat tek bir noktadan değil, kademeli geri çekilmelerde toplama dönemi olduğu kanaatindeyim. O açıdan işte hikayesi olan, bilançosu iyi gelen, çarpanlara uygun olan şirketler tarafında ve beklentisi olan şirketler tarafında geri çekilmeler kademeli alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Tabii Türkiye'de de küreselde de ana tema değişiyor. Küreselde şunu görüyoruz örneğin, teknolojiden small cap'lere doğru bir rotasyon özellikle Amerikan endekslerinde görüyoruz. Ben eğer resesyon fiyatlaması güçlü olmazsa faiz indirimleri birlikte bu sürecin devamını bekliyorum. Şimdi 28 Ağustos'ta Nvidia'nın bilançosu gelecek. Orası biraz daha netleşecek. Bizim tarafta da yine aynı hikaye var. Yani faiz indirim, evet şu an erken, yani bu senenin sonu gibi en erken veya ilk çeyrek 2025'te göreceğiz, ama buna rağmen yani faiz indirimlerinin hangi sürece yarayacağı, enflasyondaki düşüşün hangi sektörlere daha az yarayacağı meselesi bence artık bizde de önemli rotasyon sebeplerinden biri olabilir. Mesela bankalar tarafı ciddi bizde iskontolu hale geldi. Yabancı geldiğinde yine en bildiği yerden gelmeye devam edecek. O açıdan hani buralarda da ufak ufak
pozisyon ayarlamaları yapılabilir diye düşünüyorum. Sanayi sektörü de biraz pozitif etkilenebilir değil mi hocam? Bu düşük faiz ortalamında üretim yapan, ihracat yapabilen kesinlikle, değil mi? Kredi işte bakıldığı zaman borcu olmayan şirketlerimiz açısından da sanki arizi şartları birazcık daha olgunlaştı pozitif yönde görüyoruz gibi yılın sonuna doğru. Tabii kesinlikle ve özellikle de şuna bakılmalı, döngüsel ekonomilere bakılmalı. Yani savunma sanayi, ilaç sanayi gibi sektörlere de bakılarak, hani bunlar çünkü ekonomik büyümeye de duyarlı sektörler olduğu tabii için, ekonomik büyümeden ki zayıflamadan daha az etkilendikleri için bu gibi ilaç sektörü, savunma sanayi, sağlık sektörü, kimya sektörü gibi alanlara da yine belirli düzeylerde bence yer verilebilir diye düşünüyorum. O açıdan bu rotasyonun için en iyi ve en uygun dönemdeyiz. Mesela işte elinizde eğer gerçekten kötü hisse varsa bunda ısrar etmemenin de dolayısıyla maliyetten kurtulmanın da en uygun olduğu dönemlerde olduğumuz kanaatindeyim. Bu fırsat iyi değerlendirilmeli bence. Gökçen hazır olduğu zaman Ankara bağlantımız hocam. Hemen size de veda etmiş olacağız. Biliyorum bugün takviminiz çok yoğun. Hiç merak etme, saatlerimiz 7.40'a kadar. En azından hocam izninizle bir soru daha iliştirmek istiyorum. İlaç dediniz, savunma dediniz. Özellikle hem çiçeği varyasyonundan sonra ilaç şirketlerine hızlı bir şekilde yukarı gittiği de şahit olduk. Böyle bir ekonomide kapanma söz konusu olur mu hocam? Sizin beklentiniz nedir? Anladığım kadarıyla bu virüsün yayılması 21 gün içerisinde olgunlaşıyor. Yani COVID gibi hemen işte birkaç gün içerisinde sonuç vermiyor. 21 gün sonrasında insanda bazı belirtinin olduğu ve işte derideki ciltteki belirtilerle olgunlaştığı söyleniyor. Tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarına bakmak lazım uyarılarına. Biz sağlıkçı değiliz ama bu karantina süreci birazcık daha sanki uzun olan bir virüsten bahsediyoruz. Dolayısıyla ulaştırma ve diğer sektörleri aşağı çeker mi bu dönem? De, yoksa bu virüsü birazcık daha izlemek mi gerekir? Ne dersiniz? Tabii Murat Bey, yani bence haber akışlarını izlemek gerekir. Orada da yine abartılı bir fiyatlama olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle bizim tarafta, ulaştırma tarafında ve diğer sektörlerde yine küresele göre biraz daha fiyatlamanın abartılı olduğunu düşünüyorum. Bu biraz şununla da ilgili. Hani biz teknik ve temel olarak zayıf bir dönemde olduğumuz için işte 9700'ün altını kırarsak 9200'lerin yolu açılır tedirginliği de var yatırımcılarda. Bu nedenle de bu haber akışlarıyla birlikte paniğin biraz daha güçlü olduğunu görüyoruz açıkçası. Şunu söyleyeyim, yani daha önce ben yanılmıyorsam geçen sene de Dünya Sağlık Örgütü'nden bu gibi bir uyarı gelmişti. Yani genel olarak yaz aylarında bu maymun çiçeğine ilişkin uyarılar geliyor ama tabii pandemi sonrası dünyada bu gibi uyarılar biraz daha tedirginlik yaratabiliyor. O açıdan şimdilik hani çok büyük pandemi döneminde olduğu gibi, COVID döneminde olduğu gibi çok güçlü kapanmaları gerektirecek bir durum yok gibi. Ama tabii haber akışlarını takip etmek gerekir. Önemli bu işin nereye gideceğini en sağlıklı bir şekilde buradan anlayabiliriz ama şimdi çok panik yapmaya da gerek yok gibi görünüyor. O açıdan hani biraz daha sakin kalarak, biraz daha haber akışlarını izleyerek hareket etmek doğal ama buna rağmen şunun önüne geçemeyiz Murat Bey. Bir iki haber akışı böyle devam ettiği sürece ulaştırma tarafına bu baskı getirmeye devam eder. Dediğiniz gibi sağlık tarafına, ilaç şirketleri tarafına daha olumlu yarayan bir süreç gündeme getirebilir. İşte biz daha kötü bir dönemde yakalandığımız için bu haber akışlarına bizdeki baskı ve satış çok daha güçlü olabilir açıkçası. Evet, bir baskı yaratır. Ancak pandemide de nasıl bir baskı olduysa ve sonra hızlı bir toparlanmaya da değil mi hocam? Şahit kesinlikle olduk. Belki çok böyle yayılırsa ve ülkeler birbirine kapamayla ilgili, sınırları kapatmayla ilgili bazı haberler olursa burada bir genişleyici politikalar ve enflasyonu belki tekrar önümüzdeki dönemde masaya yatırmamız gerekir. Ama oraya da herhalde daha var. Biraz daha vaka sayılarının artması gerekiyor. İnşallah artmaz. Bu sabah da Filipinler'de görülmüş hocam. Dün de İsveç'te görülmüştü ki siz de İsveç'te yaşadığınız zamanında. Avrupa'da da ilk vaka İsveç'te görüldü. Hocam son bir dakikamız. İzninizle bugün ne olacak? Merkez Bankası nasıl bir karar verecek? Anlaşılan o ki %50'de sabit bırakacak ve yıl sonu medyan tahminleri %46.50'de birleşiyor ekonomistlerin. Sizden de beklentinizi duymak isteriz açıkçası. Tabii Murat Bey, yani bugünkü beklenti çok belli. Aslında en heyecansız son dönemin Merkez Bankası faiz kararı olacak. Yani faizi sabit tutacak. Tabii piyasa bunu biliyor ama piyasanın meselesi şu. Yani yakın vadede en erken ne zaman faiz indirimi gelebilir? Acaba sözel iletişimde bir değişiklik olur mu? Özellikle bu bildiğimiz gibi Merkez Bankası şu mesajı veriyor. Benim yönüm hala faiz artışından yana diyor. Yani enflasyonda belirgin kalıcı bir yükseliş görürsem para politikası duruşunu sıkılaştırırım diyor. Bazı kesimler bu ibarenin kalkabileceğini, bu ibare kalkarsa aslında faiz indirimleri için zemin oluşturulmuş olabileceğine ilişkin bir takım öngörüleri var. Şimdi Eylül'de faiz indirimi bekleyen var, sayıları az olsa da. Bu kesimin bu açıdan belli derecede beklentileri var. Bence oldukça fazlaca irrasyonel beklenti olduğu kanaatindeyim. Çünkü Merkez Bankası'nın duruşu oldukça net.
oldukça şahin duruyorlar ve faiz indirimlerinin erken olmayacağı noktasında bir duruşları olduğu kanaatindeyim. Bu açıdan ben açıkçası PPK metninde de önemli bir değişiklik beklemiyorum. Faizin de sabit tutulacağını bekliyorum. Merkez Bankası'nın birkaç ay daha bu metinle yola devam edeceğini düşünüyorum. Hatta şöyle düşünüyorum ben. Faiz indirimleri geliyor olsa bile metindeki o ibarenin kaldırılacağı kanaatinde değilim belli bir süre. Yani Merkez Bankası diyecek ki ben faiz indirim sürecine gidiyor olsam da bir risk görürsem yeniden faiz indirimlerini durdurup artırışa da geçebilirim. Hı hı. O mutlaka sözel iletişim çok etkin kullanarak hani piyasaların gereğinden fazla gevşemesinin önüne geçmek isteyecektir diye düşünüyorum. Yani bana kalırsa alanı olursa eğer Merkez Bankası'nın en erken son çeyrek Kasım ya da Aralık. Alandan kastım nedir? Aylık enflasyonu ana eğilimine bakmak gerekir Murat Bey. Bunun için yani son çeyrekte %1,5 ve altını görebilecek miyiz? En az iki veri görmek isteyebilir Merkez Bankası. Yani ne demek istiyorum? Eylül ve Kasım'ın aylık enflasyonunu görmesi demek bizi en erken aralığa götürür aslında. Dolayısıyla baktık ki Eylül ve Aralık Kasım tarafında, Ekim-Kasım tarafında %1,5 ve 6 gibi bir aylık enflasyonun ana eğilimi oluşursa orada. Aralık'ta bu sürece başlayabilir. O açıdan yani bence Kasım ya da Aralık en iyimser tahmin ama hiç faiz indirimi olmazsa sürpriz olmaz. Bana kalırsa hiç faiz indiriminin yapılmaması bu sene için çok daha doğru bir karar olur gibi geliyor açıkçası. Hocam sizin veda ediyoruz. Enflasyonla ilgili Amerika'da söylediğiniz şey o kadar doğruydu ki enflasyon beklentilerden daha fazla azalırsa resesyon endişesini körükleyen bir enflasyonda düşüş olur. O da piyasalar için negatif olur demiştiniz. Ancak eğer beklentiler dahilinde bir azalış olursa piyasalar için muntazam bir tablo olur demişiz. Nitekim o günden bugün Amerikan borsaları 6 gün boyunca alındı. Yani çok da resesyon endişesini körüklemeyen bir enflasyon datasına da şahit olduk. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon patikasını izlemeye devam edeceğiz. Sizmiş olduğunuz rotada diyelim. Doçent Doktor Filizer Yılmaz. Çok teşekkür ederiz hocam yayınımıza kıymetli katkılarınız için. Oğlunuza da sevgiler diliyoruz. Küçük oğlunuza Bursa'ya sevgiler, selamlar. Alebi Yatırım'ın baş ekonomistiyle konuştuk efendim. Hemen Ankara'ya gidelim. Ali Koç'un dün oldukça önemli temasları vardı. Tabii o temaslarda MHP Genel Lideri Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'le temasları vardı. Gökçen Tuncer de olacak karşımızda. Gökçen'cim günaydın, hoş geldin. Öncelikle yayınımıza. Günaydın, merhaba Murat, merhaba. Merhaba, siyaset spor birleşkesine dün şahit evet. olduk. Sayın Koç'un neler oldu, neler konuşuldu? Bildiğim kadarıyla basına kapalıydı. Sendeki notlar ve diğer notları tabii ki merak ediyorum. Hemen sözü sana bırakayım Gökçen. Çok çok teşekkür ediyorum Murat. Herkese de güzel sabahlar diliyorum. Efendim cumartesi günkü olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından dün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bir Ankara çıkarması vardı. Hatırlanacağı üzere Süper Lig'in ikinci haftasında İzmir'de gerçekleşen karşılaşma 2-2 bitmişti. Müsabakanın ikinci yarısında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç deplasman tribününe alınmayan Fenerbahçe taraftarları nedeniyle tribüne yürümüştü. Bu sırada üzerine yabancı maddeler atılmaya başladı. Daha sonra Ali Koç'un saha içerisinde yürümeye başladıktan sonra biz arkadan itildiğini ve yere düşürüldüğünü görmüştük. Şimdi bu olayların ardından dün Fenerbahçe Başkanı CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Önce Özgür Özel'le bir araya geldi. Toplantıda ayrıca Fenerbahçe'nin yönetim kurulu üyeleriyle CHP'nin genel başkan yardımcıları da bulunuyordu. Siyasetin spora müdahalesini yarattığı sorunlar iki başkanın görüşmesindeki en önemli başlıktı. Bunun dışında Fenerbahçe'nin olimpiyatlara en fazla sporcu gönderdiğini, sporcu gönderen kulüp olduğunu hatırlattı Ali Koç. Ve de CHP lideriyle birlikte olimpiyatlarda elde edilemeyen başarısızlıklarda elde edilemeyen bazı başarılarda ve yaşanan bir takım başarısızlıklarda görüşülmüş oldu. Şimdi Ali Koç'un ikinci durağı ise MHP Genel Merkezi'ydi. MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir saatlik bir görüşmesi oldu ancak bu görüşmede en fazla konuşulan şey çekilen fotoğrafa yansıyan bir detaydı. Fotoğrafta 17.25'e sabitlenmiş bir saat görüyoruz. Bu saatin bir hikayesi var ve MHP Genel Başkanı 2015 yılında bu hikayeyi o dönemin Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a anlattığını biliyoruz. Saati 17 ve 25 Aralık yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturmalara atfen 17.25'te kendisini durdurduğunu söylemişti Bahçeli. Bunu bizzat ben yaptım. 17.25'i gösterdiğinde pilini çıkardım. Buradan da anlayabiliriz ki biz 17 ve 25 Aralık hesabının sorulması vaadimizden asla geri atmayız
demişti. Şimdi tabii dünkü fotoğrafla birlikte bu saatin orada olmasının bir anlamı var mıydı? Bu saat 2015'ten beri mi orada gibi sorular da konuşulmaya başlandı. Ancak biz Bahçeli'nin son dönemde, son yıllarda çektiği bazı fotoğraflara baktığımızda o saatin en azından 10 fotoğraftaki o noktada olmadığını görüyoruz. Fotoğraflar tabii Bahçeli'nin iktidara 17-25 Aralık kartını göstermesi olarak da yorumlandı. Şimdi spor siyaset ilişkisinden dünkü, daha doğrusu hafta sonu gerçekleşen yangınlarla ilgili son bilançolara geçelim. 15 Ağustos'tan bu yana pek çok yerde yangınlar devam ediyordu. 240'tan fazla yangına müdahale edilmişti Tarım ve Orman Bakanı'nın açıklamasına göre. Son olarak Muğla ve Aydın'daki yangınlar da kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü'nün önemli verileri vardı. Türkiye'de orman yangınları son bir yılda %78 oranında artmış durumda. 1 Ocak 19 Ağustos aralığına baktığımızda 1419 orman yangını gerçekleşmiş geçen yıl. Bu sene ise sadece Ağustos'ta çıkan yangın sayısı 439. Sene başından bu yana toplam sayıya baktığımızda ise 2500'ü aştığını görüyoruz ne yazık ki yangın sayılarının. Dün ayrıca AFAD Başkanı Okay Memiş'in de yangınlara ilişkin önemli veriler paylaştı. İlk belirlemelere göre İzmir, Manisa ve Aydın'da toplam 142 yapı orman yangınlarından etkilenmiş durumda. Bunlardan 11'i yıkık, 92'si ağır hasarlı, 39'u ise az hasarlı. Özellikle İzmir'de konut, iş yeri ve tarım zararları ile ilgili çalışmalarda devam ediyor. Şimdi yine bu tabii ki yangınlar CHP'nin de gündemindeydi. Dün MYK vardı CHP'de. MYK toplantısından sonra parti sözcüsü Deniz Yücel konuştu bunlarla ilgili olarak. Deniz Yücel'in açıklamasına göre yangınla mücadelede büyük bir zafiyet var. Yücel, AFAD'ın 2021'de hazırladığı afet risk azaltma planını hatırlattı. Bu plana göre 1950-2021 yılları arasında İzmir'de 1235 orman yangını meydana gelmiş ve de kuvvetli rüzgarın yaratacağı zorluklara dikkat çekilmiş. Dolayısıyla Deniz Yücel kuvvetli rüzgarın bir bahane olarak sunulamayacağını söyledi. Daha önce de raporda da yer alan bir bilgi olduğu için 2024 yılının ilk 6 ayında 1285 orman yangını meydana gelirken helikopter ve uçak alımına ayrılan 500 milyonluk bütçeden 6 ayda hiç para harcanmamış bilgisini de paylaştı. Şimdi buradan CHP'nin Tüzük Kurultayı gündemiyle devam edelim. CHP 6-9 Eylül tarihlerinde Ankara'da yapılacak olağanüstü kurultay kapsamında tüzük değişikliği gerçekleştirecek efendim. Şimdi tabii tüzük değişikliği denilince neler öneriliyor? Hızlıca ona bir bakalım. Milletvekilleri ve belediye başkanları için 3 dönem sınırlaması getirilmesi, aday belirlemede ön seçim koşullarının belirlenmesi, kongre ve kurultayların toplanma süresinin 2 yıldan 3 yıla çıkarılması, 60 olan parti meclisi üye sayısının da yine artırılması gibi başlıklar söz konusu kurultayın kapsamında olabilir. Tüzük değişikliğine ilişkin oluşturulan komisyonun ilk toplantısı geçtiğimiz hafta gerçekleşmişti. Dün de İstanbul'da önemli bir toplantı vardı. Tüzük kurultayı çalıştayı. Bu çalıştayda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuştu. Önemli uyarıları vardı. Cumhuriyet Halk Partisi değişecek ve Türkiye'de değişecek. Bu sürecin, bu yolculuğun bu başka bir sonucu olamaz ifadesini kullandı. İBB Başkanı ayrıca şöyle de devam etti. Bugün yapılan bütün kötü işlerin, bütün haksızlıkların, hukuksuzlukların sorumluları vardır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi de bu yaşanan olaylara dönük sorumluluktan kaçamaz uyarısında bulundu. Yine önemli bir değerlendirmesi daha vardı. Yaşadığımız başta ekonomik kriz olmak üzere çoklu krizlerden bizi çıkaracak bir yol ve yöntemi tüzük kurultayında bir başlangıç adımı olduğunu ifade etmek isterim değerlendirmesini yaptı. Şimdi neden önemliydi Ekrem İmamoğlu'nun bu açıklamaları? Tam bir yıl önce yine Eylül ayında CHP'nin 100. yaşı için düzenlenen bir programda da benzer bir açıklaması olmuştu İmamoğlu'nun. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına iktidarın değişebileceği inancını vatandaşa veremeyen bir muhalefet ve CHP ile giriyoruz demişti. CHP değişirse Türkiye değişir ifadesini ilk o zaman kullanmıştı. Ve bu açıklamadan iki ay sonra CHP'de 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemi bitmiş, Özgür Özel genel başkan seçilmişti. Dolayısıyla 6-9 Eylül'deki başkanlık seçimi değil, evet, ancak tüzük değişikliği olacak ve bu değişikliğin 2028'e giden yolu nasıl etkileyeceğini biz de Ankara'dan takip ediyor olacağız Murat.
Evet Gökçen Tuncer, çok teşekkür ederiz vermiş olduğun bilgiler için. Bugün takip edecek o kadar çok gelişme var ki onlardan bir tanesi de Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Senin bıraktığın noktadan biz de konuklarımızla yorum almaya devam edelim. Gökçen Tuncer, Ekotürk TV'nin Ankara temsilcisi, Ankara'dan bildirmiş oldu diyelim efendim. Evet, bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında. Bir taraftan da tabii ki en virüsünün ne kadar yayılıp yayılmayacağı noktasında endişeler devam ediyor. Dün de ons altın fiyatlarında rekoru görmüş olduk. Burada özellikle piyasalarda FED'den de bir faiz indirim olasılığı 3'e kadar çıkmış oldu. Burada özellikle ekonomistlerden yıl içerisinde 3 tane faiz indirim olasılığı güçlü şekilde fiyatlandığını da belirtelim efendim. Dün Borsa İstanbul'da %2'den fazla bir kazanım vardı. Burada özellikle bankalar en fazla kazandıran sektör endeksi oldu. %4 kadar gitti. Bunun temel sebeplerini birazdan reklamlardan sonra sevgili Eda Karadağ'la birlikte konuşacağız. Neden bankalar %4 gitti? Borsa İstanbul'daki genel beklentinin pozitif olmasının temel sebepleri ne? 10.000 puan üzerinde en önemlisi kalıcı olabilecek miyiz? Bunu tartışacağız efendim. Kısa bir yere gidelim. Tüm konu başlıklarını tartışacağız birlikte. Merkezi Kayıt Kuruluşu sundu.